tanıdığım insanlardan bir başkasın Ay. Bugün burada suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa avukatlarım, basın danışmanı menajerim ben geldik ve 10 gündür bir programda bir iftira kampanyası sürdürülmekte. Her türlü yalan, her türlü hakaret, her türlü tehdit acımasızca söylenmekte. O programda bir bey var, soyadını bile hatırlamıyorum, Mehmet Bey var. O Mehmet Bey beni ima etti. Bu kayıp anne benmişim ve tehditleri de kapıma dayanacakmış. Kapımda yatacakmış, kapıma dayanacak. Evet, Mehmet. Hanımefendi, bu konuştuğun hanımefendi değil mi? Senin telefonda konuştuğun hanımefendi mi? O kadar utandım ki. Benim ismim çok güzel ağızlara layık bir kere. Hiç layık değil benim ismim. Ben nasıl senin kapına dayanırım? Benim cürümüm ne ya? Ben Türkiye'ye mal olmuş bir söz yazarıyım. 80 milyonu şarkılarımla ağlattım, güldürdüm. Ben sana ne dedim? Anneliği kabul et de gelip kapında yatayım. Kul köle olayım sana dedim. Ben nasıl sana hakaret ederim? Hırsız mı dedim? Dolandırıcı mı dedim? Kraliçe diye bahsettim senden. Acaba biraz vicdana gelir misin diye. Fazla konuşmak istemiyorum. Şov yapmışsın adliyenin önünde. Şimdi bir suç duyurusu için geldim. Diyor ki suç duyurusu için bir suç olması lazım orada. Evet. Şimdi nasıl bir suç? Acaba şunu mu kastediyor hanımefendi? Yani annelik bir suç değil. Suç yani bir çocuk doğurmak. Aynen, evet, ama suç işlediğimize inanmıyorum. Ben Mehmet abiden de sadece bu konuda ben yardım istedim. Yani bu sanat camiasının içerisinde olduğu için ve çok uzun bir zaman oldu. Biz yani 6 yıldan beri bu işin peşindeyiz. Ve Mehmet abi gerçekten aradı kendisini. Kendisiyle önce konuştu. Şöyle bir yol takip ettiniz. Önce evet. Aradınız değil mi hanımefendi? Tabii ki. Yok. Nasıl oldu? Tabii ki. Bana Murat dedi ki, lütfen dedi, bana yardım et. Ben de merak ettim kulağıma fısıldayan ismi. Artist olunca biraz meraklıyım ben. Hemen gittim, karşımda görüyor musun? Bırak benzemeyi, biz benzemeyle yola çıkmadık hanımefendi. Biz delillerle, gerçeklerle yola çıktık. Beni zaten susturamazsın bu saatten sonra. En büyük hatayı yaptın gidip de suç duyurusu yapmakla. Yalvardım sana. Niye bir telefon açmadın şuraya? Çok mu gücüne gitti? Ya ben da, sana telefon açtım, ne dedim? Benim adım Mehmet Yüzak dedim. Hani telefonun var senin en azından. Onları söyleyeceğim. Ben sana telefon açtım. Hale Hanım, siz misiniz? Evet dediniz. Ben de kendimi tanıtayım da hani ürkmesin diye, yani bu kim diye. Şimdi ben de Mehmet Yüzak'ım dedim. Söz yazarıyım. Falan avukatın da kardeşim dedim orada. Size ki tanırsınız da. Buyurun dediniz. Sizin bir evladınız olduğu söyleniyor. Altınoluk'ta, Güre'de, ya Türkiye'de daha doğrusu Ali Beyköy'de çalkalanıyor. Bunları söyledim. Sahip çıkar mısınız? İki de torununuz var dedim. Sen bana orada diyorsun tehdit savurdun. Tehdit böyle olur, seni mahkemeye vereceğim dedin. Tehditler işte bu. Benim özgürlüğümü elimden alıyorsun. Ne demekleri susturmak için mahkemeye veriyorsun? Kimsin sen? Tansiyonum yine fırlayacak. Olayların bu şekle gelmesini biz istemedik. Biz ben gizliden görüşmek için, yani Aslı'da var mıdır yok mudur diye. Bunu ben çok araştırdım. Evet. Çok ulaşmaya çalıştım. Yani tanıyan kişilere, yani onu tanıdığım, yani yakından tanıyan kişilerle görüştüm. Çok çaba gösterdim yani ben bu raddeye gelmek için, yani bu raddeye gelmek istemedim yani. Burası benim için her zaman söylediğim gibi son nokta oldu. Son nokta oldu. Ama üzgünüm. Benden bu şekilde bahsetmesi beni üzdü yani. Şimdi hanımefendi ulaşmaya çalıştım. Dur. Kendinden ulaşmaya çalıştım. Evet. Evet. Ama bu şekilde ulaşmak istemedim ben. Kimsenin bilmesini istemedim. Ama beni artık zor durumda bıraktı. DNA isteyişinin sebebini de bilmiyorum. Benim onun oğlu olup olmadığından emin olmak isteyişinden ötürü diye düşünüyorum ben. Aa. Aynen. Nasıl? Şimdi DNA istemiş ya hanımefendi. Evet. Ben de onun oğlu olup olmadığından emin olmayışını, yani olmasını istiyor herhalde. Emin olmak istiyor daha doğrusu. Ben de onun için istiyor. İyi ki de böyle bir şey istedi. Ben sevindim, mutlu oldum. Bana en azından bir kapı açtı. Yol açtı. Eğer kendisi böyle bir şey yapmasaydı zaten ben yapacaktım yani. Sonunda, eninde sonunda yapacaktım. Söylüyorduk. Yani. Evet. Ben rencide etmek için tekrar söylüyorum. Belki
çok defa söyledim ama rencide etmek için değil. Kendimi de artı rezil etmek için değil. Yani ben buraya oyun oynamaya gelmedim yani. Oyun oynamaya gelmedim. Emin olarak geldim. İnşallah, inşallah odur. Ama insanın kılavuzu, en iyi kılavuzu bence kalbidir, yüreğidir kalbidir. Yani. Bir dakika. Hiç kimse beni etkilemiyor. Hiç kimsenin konuşması beni etkilemedi. Ben kalbime inanıyorum, ona inanıyorum. Çünkü en iyi, yani bu zamana kadar, bu yaşıma kadar, aklı bari olduğum andan itibaren hep kılavuzum bu yüreğim oldu benim. O yüzden ben doğru yoldayım yani. O açmazsa, hanımefendi açmazsa, eğer yani beni DNA'ya davet etmeseydi, dediğim gibi ben gerçekten davet edecektim. Çünkü artık benim de kafamda bir sürü kurtlar oluşmaya başladı yani. Soru işaretleri bitsin. Evet, bitsin yani soru işaretleri. Odur veyahut da değildir yani. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Seda Hanım, hepimiz tanıyoruz. Bütün Türkiye tanıyor. Çok değerli bir ana benim için. Yavrusunu Allah onu hep bağışlasın. Size bir telefon atsa, birisi dese ki, Gönen'de veya Altınoluk'ta veya Edremit'te, Güre'de sizin bir kız evladınız varmış. İki de nur topu gibi çocuğu varmış. Torununuz varsa dese, sen o telefon açanı mahkemeye mi vermek istersin? İlk söyleyeceğim şey, eğer kendimden eminsem, karıştırıyor olabilir misiniz? Ben miyim, emin misiniz? İşte. Benim böyle bir şey geçmişimde yok derim. İlk yani. Duyduğumda. Duyar duymaz bunu sizi mahkemeye vereceğim diye bir tepki göstermem. Yani emin misiniz? Bir yanlışlık tabii. Olmasın. Acaba birisiyle mi karıştırdım? Böyle bekledim. Derim. Ben de böyle bekledim. Yemin ederim ki Mehmet Bey gel de konuşalım diyecek zannettim. Aman bir hevesim kırıldı. Yüzüme telefonu kapattınız. Hiç önemli değil. Seda Hanım. İstersen konuş Seda Allah Hanım, aşkına. Ben 9 yıldan beri bekliyorum. Dediğim gibi 9 yıldır bekliyorum. Uygun zamanları yani uygun zamanı bekledim. Hep bu uygun zamanı bekledim. En sonunda yani Rabbim beni buraya getirdi. Tabii. Aslında ben de çok da isteyerek gerçekten kimsenin de zorlamasıyla da gelmedim ben buraya. Olayların akışına göre devam ediyorum. Sadece susmak istiyorum yani. Sonucunu da görmelerini istiyorum. İzledin, gördün mü? Evet, benziyor be. Benzemekle olmuyor. Benzemekle olmaz. Benim zaten telefonumu... İnkar 74'ten etsen ne belli bu çalkalanıyor. O inkar etsin dursun. 74'ten belli. Ali Beyköy'ü biliyor hep, biliyor. 74'ten belli. Ne biliyor Ali Beyköy? Herkes biliyor onun anası olduğunu. Herkes biliyor. Allah Allah. Filmlerde oynayan kadın deniyor. Herkes öyle deniyor. O isterse affedersin. Sen de duydun mu Hale Hanım olduğunu? Tabii ki. Ha. Ben sana ne dedim ilk geldiğimde? Filmlerde izlediğimiz kadın suratı da benziyor. Biz isim verdirmedik. Hala evet. Hala dinleyicilerimiz de şahitler. Ben bugün bile vermedim. Siz konuşunca bugün sizi evet. İfşa etmek durumunda kaldık. Biz hiçbir şekilde çünkü bu işi vardı. Sadece siz üstünüze alındınız. Birçok Yeşilçam aktrisinin ismi geçti. Tabii aradılar. Devam edelim. 48 senedir ben Ali Beyköy'lüyüm. 48 senedir. Evet. 48 sene, 70 de oğlum var.